ben şöyle bir şey ifade edeceğim. Bugün bir sürü bana mail geldi. Bugün bizi nasıl güldüreceksin diye. Ya ben bugün vallahi güldürmeye gelmedim gerçekten. Bugün gayet ciddi bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum ama illa da güldürün derse gülebileceğinizi düşündüm. Gülme garantisi yok, bir hikaye anlatacağım. Tabii meraklananlar için bir Dragon Den hikayesi anlatmamız lazım. Hatırlıyorsunuz bir tane cihaz. Kumandamız var bu sırada. Tabii tamam. Okey, süpersin abi. Şimdi Dragon's Den'de bir tane inek kızıştırma projesi vardı, hatırlıyorsunuz. Anüsten giren ve işte yumurtlama anını tespit eden bir cihaz. Yani ona yatırım yapmıştık, sonra hani tut. He? Yok, devam edelim. Yani bu gerçek bir olay yani. Hatta dedik ki yani ulan bu iş tutmazsa ufağını da kendimiz için yaptıralım. Biz Bakan Bey'e gittik, Mehdi Bey'e gittik. Bakan Bey projeyi gerçekten çok beğendi. Biz Tarım Bakanlığı'yla. Dolayısıyla biz devam etme kararı aldık arkadaşlar. O yüzden de küçüğün siparişini verdim. Dün müydü, evvelsi gün müydü? Evvelsi gün. Evvelsi gün Ufuk'la bir hikayemiz var. Ama günü anlatmam lazım. Günün ilk programı Türkiye'nin en önemli pizza firmalarından bir tanesine gittik. Dragon's Den'de yayınlanmadığı için anlatamıyorum ama çok önemli bir ürüne yatırım yaptık. Hem de 5 Dragon birden. Arkadaşlar hakikaten bir aksilik olmadığı takdirde, patenti birileri infringe etmediği veya etrafından dolaşmadığı takdirde dünya çapında önemli bir ürünü yakalamış durumdayız. Ve ben de kişisel olarak çok fena takılmış durumdayım. Patent için hatta dün akşam bizde çok geç saate kadar patentin gelişimi konusunda bir çalışma yaptık. Patenti geliştirmek üzere. Onunla o toplantıdan çıktım, TÜSİAD'a gittim. TÜSİAD'da da hani son bir yıldır böyle bir sıkıntılarım var abi, hani nasıl kaçayım falan filan diye. Bir ara basın da çok ilgilendi benim kaçmamla ilgili olarak. Hatta haberler falan yaptık, şeye çıktık. Burada daha önce anlattım mı bilmiyorum. Alpan Maras istifa etti falan filan diye. Ben de o gün böbrekten ameliyat oluyorum. 9 tane taş alacaklar böbreğinden. Bir baktım sabahleyin de diyazem yaptılar, ameliyata girmek üzereyim. SkyTürk'te Alpan Manas istifa etti diyor. Daha ulan istifa etmedik. Çünkü Doğan Grubu ile Çukurova papaz oldukları için birbirleriyle ilgili haberleri biraz daha çok seviyorlar. Dedim Belma ara abi, ben istifa etmedim. Pelte pelte canlı yayına bağlandık 12.30. 2'de de ameliyata girdim, istifa etmedim. Söyledim TÜSİAD'da. Neyse TÜSİAD yeni başkanımızla beraber gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyor. Çok memnunuz. Bu tabii bunu niye söylüyorum, ana güzel bir görev verdikleri için değil. Burada görmüş olduğunuz TÜSİAD'da biz Futurist Düşünce Grubu kurduk arkadaşlar. Türkiye'nin ilk Futurist Think Tank'i kuruldu. Başına da beni getirdiler. Dolayısıyla çok önemli bir gelişmedir ve Futuristler Derneği ile bu konuda inanılmaz derecede yakın çalışma yapacağız. Yemeğe davet ettiler, bana işte bu görevi söylediler falan filan. Çok heyecanlı çıktım ben. Sabahtan bir arkadaşım aradı, beraber çalıştığımız Ömer diye. Abi dedi, İstanbul'da bir adam var dedi. Bu adam hani böyle fütürist diyor ama dedi yani ben o kadar yoğunum ki. Ne abi dedim, Mike Walsh diye bir herif dedi. Tamam abi dedim. Abi dedi saat 2:30'da müsaitmiş dedi. Mike Walsh'la da buluşabilir misin dedi. Abi dedim yani benim yemeğim bitiyor TÜSİAD'da. 2'de 4'te ofiste olmam lazım. Olur dedim yani 2:30'da buluşalım. Ben sana bilgiyi atıyorum bu adamla ilgili. Ben hiç bilgiye falan bakmadım. Mike Walsh. Neyse. Hani bana hep geliyor çünkü. Böyle bu tip şeylerde işte Türkiye'ye gidelim. Bizi bir 4 kişiyle tanıştır. Yani Türkiye'de belli konularda bilgi sahibi kişiler bunlar. Tanıştır abi falan. Herhalde onlardan biri zannediyorum. Neyse. Ben saat yemek erken bitti. Saat 2'de geldim. Kitchenette oturdum şeyde Marmara'nın altında. Ah bir baktım. Benim çok samimi bir arkadaşım Iraklı. Karşısında bir adam oturuyor böyle kelli felli bir adam. Tanıştırayım dedi. Irak parlamentosu sözcüsüymüş adam, tamam mı? Orada oturdum işte konuşuyoruz. O aksanlı bir adam. Ben orada geçmiş tecrübelerimi anlatıyorum. Kuzey Irak'la ilgili bizim bazı bir şeylerimiz vardı. Ufuk gördüm. Ufuk geliyor, arkada bir fotoğrafçı. Tamam mı? Abi ne arıyorsun burada? Biz dedi röportaj yapıyoruz dedi. Fotoğrafçı beni görünce arkada da kız vardı. Alpan Bey dedi. Siz de gelsenize dedi. Dedim abi benim 2:30'da randevum var, 20 dakika var. İyi geleyim dedi. Önce dedi fotoğraf çektireceğiz dedi. Biz yukarı çıktık. Fakat çok komik olan kitchenette'den çıkıyordu bir arkadaş, beni görmüştü. Ondan sonra dışarı çıktı. Herhalde otelde buluşması mı var? Biz Ufuk'la otelin
O bir tane otelin önünde bir tane saat var. Saatin önünde böyle fotoğraf çektiriyoruz. Tamam, bizim zaten her yıl sonu fotoğrafımız bu şekildedir. Tamam mı? Beni gördü çocuk. Demin onu beni gördü. El salladım. Çocuk fotoğraf çektiriyoruz bu şekilde. Dımarmanın asansörün dibinde. Neyse aşağı indik. Biz Mike geldi. Mike ben kendimi tanıttığını de herif dünyanın en meşhur fütüristlerinden biriymiş arkadaşlar. Şimdi iki tane de kitabı var bunun. Tamam mı? Mike Walsh. Futuretainment ve As Time Goes By diye. Mike Walsh ve W-A-L-S-H diye bir adam. Yani çok ilginç. Oturduk onunla beraber. Ufuk da içeride oturuyor. Adam dedi ki ben seninle röportaj yapmak istiyorum dedi. Ulan dedim hani benim seninle röportaj yapmam. Herif kamerayı çıkardı. Biz orada röportaj yapıyoruz. Ufuk da içeride röportaj yapıyor. Dedim ki ondan sonra ya dedim abi gel. Biz içeride dedim Star Gazetesi'yle röportaj yapıyoruz. Sen de katıl. Arkadaşlar Ufuk'un röportajı bir kere piç oldu. Tek başına çıkacaktı. Tak! Üçümüz birden. Star Gazetesi'ni hafta sonu okuyun. Alpan Manas, Ufuk Tarhan ve Box içinde Mike Walsh'un Ufuk'la gelecek yılı konuşacaklardı. Mike tabii önümüzdeki 20 yıl geyini açınca bu sefer Star Gazetesi önümüzdeki 20 yılda ne olacak diye şey yaptı. Çok ciddi söylüyorum. Ufuk'a işte Ufuk Hanım gelecek sene petrol fiyatları ne olacak falan geyikler. Biz İşte Facebook aslında 20 yıl önce Güney Kore'de çıktı gibi geyiklerle o şeyi röportajı tamamladık yani. Dolayısıyla benim bugün anlatabileceğim, güldürebileceğim konu budur. Ciddi bir konuya geçmek istiyorum arkadaşlar. Öyle bir anımız var. Bir daha Ufuk beni gördüğü yerde gözünü çevirecek yani. Evet. Evet, Star Gazetesi'nde çıkacak arkadaşlar. Ne günü? Hafta sonu. Pazar günü çıkacakmış arkadaşlar. Hepimiz oradayız yani. Evet, şimdi ben aynı zamanda Odalar Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu üyesiyim. Belki daha önce de duymuşsunuz, anlatmışızdır. Ali Sabancı ile beraber işte ülkenin inovasyon kültürü bilmem ne geleceği falan filan konularında çalışmalar yapıyoruz. Yani buradaki geyikleri hepimiz bildiğimiz üzere bir ülkenin gelişimdeki önemli faktörlerden bir tanesi %85'inin teknoloji gelişim sayesinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi... Bu Silikon Vadisi geyiği son dönemlerde Türkiye'de de çok önemli bir şekilde irdeleniyor. Fakat tabii bizim olay bakış açımızla olayın oluşumu arasında çok önemli bir fark var. Bir kültür denen bir şey var, oturmuşluk denen bir şey var. Bizde öyle bir şey yok. Biz hemen anında olaya adapte olmak istiyoruz. Yani olay Silikon Vadisi evleri gibi abi. Ne varsa anında kopyalayalım. Hemen abi orada mesela ne olmuş şeyde HP mi kurulmuş? İlk o biraz sonra göstereceğim, anlatacağım. HP, hemen bizde de HP kurarız abi. Hiç sorun değil. Üniversitelerde zaten 5 kuruş para yok. Tamam mı? Olaylara bakış açıları çok farklı. Ama bir bakalım arkadaşlar. Adamlar 30 yılda bakın girişim sermayeleri hepsini konuşuyoruz. Yani angel investor dediğimiz melek yatırımcıları veya işte venture capital dediğimiz girişim sermayesini veya efendim risk sermayelerini sayabiliriz. Üçünü toplamı 30 yılda 1 milyardan 400 milyar dolara çıkmış arkadaşlar. Ve global pazarda büyüyor. Ve Silikon Vadisi de bütün girişim fonlarının çıkış noktası. Şöyle bakalım işte Stanford Üniversitesi 1930'da başlıyor arkadaşlar Silikon Vadisi olayı. Ve Üniversite Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Frederick Terman HP kurulmasına katkıda buluyor. HP'nin en büyük ilk kurucularından, ilk şeylerinden bir tanesi ve o zamanlar o bölgeye melek yatırımcılar ve bankalar istila etmeye başlıyor. Yavaş yavaş oraya giriyorlar. Ve melek yatırımcılar uzun dönemde paraların geri dönmediğini gördüklerinde korkmaya başlıyorlar ve yavaş yavaş melek yatırımcılar ve bankalar Silikon Vadisi'nden uzaklaşmaya başlıyorlar arkadaşlar. Hevesleri kırılıyor. Peki ondan sonra ne oluyor? Tabii buraya gireceğim ama burada geri döneceğim. Şimdi özellikle heveslerin kırılmasındaki en önemli noktalardan bir tanesi yatırımın geri dönüşünün uzun olması. Fakat bu arada Silikon Vadisi'nin en önemli özelliği özellikle askeri teknolojilerin yani savunma teknolojilerin Silikon Vadisi'nde geliştiriliyor olması. Peki bizde durum nasıl? Bizde durum facia arkadaşlar. Ben daha önce belki anlatmışımdır. Benim toplantılarına katılanlar. Benim askeri elektronik konusunda bir yatırım vardı. Lanet olsun. Ne çıktım kaçtım yani. Çünkü Türkiye'nin en önemli askeri elektronik firmalarından bir tanesinin genel müdürü Alpan Bey sizin büyüyüp bize rakip olmanızı istemeyiz dedi. Abi benim zaten işim büyüyüp şirket satmaktı. Dolayısıyla bizim öyle bir sorunumuz olduğu için biz çıktık.
Türkiye zaten şu andaki askeri elektroniği kontrol eden 4 tane önemli firma alt sanayinin oluşmasına pek izin vermiyor arkadaşlar. O yüzden de biz zaten daha olayın başında golü yemiş durumdayız. Yani adamlar soları bulup ultrasona çevirdiler. İşte MRI'ya çevirdiler. Yani çok önemli sağlık teknolojilerinin başlangıç noktaları askeri teknolojilerdir. Bunu da bilelim. Neyse 1958 yılına geldiğimizde melek yatırımcılar, bankalar şeyden kaçtıktan sonra Amerikan hükümeti uyanıyor. Ulan diyor bunları kaçıyorsa diyor benim diyor bu işe el atmam lazım. Yani hükümet desteği, devlet desteği. 1958 yılında SBIC diye girişim sermayesi şirketini kuruyor ve bu fonlar beraberce diyor ki ben diyor 50 lira vereceğim diyor. Özel sektörde ister emeklilik fonları ister bilmem ne bla 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 50-50 benimle meç edeceksiniz diyor. Tamam mı? Devlet 50 lira koyuyor. Başka birisi de yani şirketler, fonlar da 50 lira koyuyor. Bakın arkadaşlar Intel, Compaq, Apple hepsi SBIC desteğiyle büyüyorlar. Tamam mı? Şimdi ondan sonra 1979'da özellikle emeklilik fonları bu işe para yatırmaya çalışıyor ama bir çok önemli bir şey var. Employees Retirement Income Statement Act diye bir şey var. Orada basiretli adam tanımı var. Teknik detaya gireceğim, girmeyeyim o yüzden. Basiretli adam tanımını değiştirmesiyle beraber emeklilik fonları da bu fonların içerisine dahil oluyor. Ve bunu kopya, bunu gören Hintler, Almanlar ve diğer birçok Yeni Zelanda gibi ülkeler aynı silikon vadilerini kendi ülkelerinde yapmaya başlıyorlar, SBIC. Ve bu şekilde girişimcilik hızlı bir şekilde büyüyor. Şimdi tabii ki bizde nasıl durum? Bize bakın. Şimdi bizde teknoparklar var. Şimdi teknoparklara baktığımız zaman arkadaşlar gayrimenkul kiralama projeleri. Üniversiteler zaten açlıktan nefesleri kokuyor. Dolayısıyla bu şeyi evet. Teknoloji serbest bölgeleri nedir? Teknoloji serbest bölgeleri büyük firmaların Ar-Ge yapıyorum ayaklarıyla mühendis olan arkadaşlarını orada konuşlandırdıkları ve çok uzak mesafe olduğu için bakınız Gebze yerinde Ar-Ge'nin çıkmasıyla beraber aman lanet olsun diye şehrimize dönelim projeleridir. Bakın aynı enayiliği Dubai yaptı. Media City diye bir şey kurdu. Şimdi Ghost City haline geldi. Tamam mı? Şimdi o yüzden de Türkiye'de Silikon Vadisi kurmak, Silikon Vadisi evleri kurmak projesiyle çok doğal olarak bir benzerlik gösteriyor. Şimdi Türkiye'de fonlar girmiyor. Yani girmekte çok zorlanıyorlar. Angel investorlar yok. Bakın biz Dragon's Den'de angel investors aslında. Biz venture capital falan değiliz. Orada yatırdığımız paralar angel formatında paralar. Ve özellikle de biz beşimiz falan giriyoruz veya üçümüz, dördümüz falan giriyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar astronomik paralar istiyorlar. Tamam mı? Ulan Google'u bile adam 100 bin dolarla adam ettiler startup'ını. Bizden 500 bin lira para istiyor. Yani İngiltere'deki Dragon's Den'e baktığınız zaman istenen paralar çok düşük arkadaşlar. Biz parayla pazarlık edemediğimiz için mecburen yüzdeyle ve daha çok girmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki en büyük sorunlarından bir tanesi de capital gains tax'tır. Capital gains tax da şu. Siz 2 yıldan önce şirketinizi sattığınız takdirde bir vergi ödüyorsunuz. Ya adam zaten bu tip firmalar giriyor 1 yılda 2 yılda tak girdim çıktım yapıyor. Bu adamın vergi vermesini engellememiz gerekiyor. Ve tabii ki daha da önemlisi Türkiye'de ihtisas mahkemelerinin ve ticaret hukukuyla ilgili kanun vesairelerin çıkması bu yabancı sermayenin bu şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ben bunu çizelge olarak koydum. Yani biz bu fonu nasıl yapıyoruz falan diye burada çok ufak bir rakam ama yani hükümet fonların fonunu kuruyor. Gidiyor ondan sonra başka fonlarla beraber 50-50 çeşitli alanlarda işte enerjide olsun, orada olsun, burada olsun girişim fonları kuruyor. Biz şu anda bunu devlete empoze etmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Her yerde bunu anlatıyorum. Sizi yakalıyorum, burada anlatıyorum. Sonunda yapmamız gereken bu. Arkadaşlar COSGAP'ler, MOSGAP'ler bunların hepsi hikaye. Oradan bir cacık olmayacak. Yani biz COSGAP kredisiyle adam balcılık yapmasının bir anlamı yok. Neden olmadığını ben biraz sonra size anlatacağım. İşte bu kamu katılımlı fonlama programı, New Zealand dediğimiz NZVIF. Buna çok iyi bir örnek arkadaşlar. Başarmışlar. Tamam mı? Yani fonların fonu dediğimiz bütün bu girişimci projeleri bununla destekleniyor. Şimdi bakın bizim ekosistem yaratmamız gerekiyor. Ekosistem nedir? Otomotiv kendi içerisinde bir ekosistemdir. Yani motor, transmisyon, know-how ile beraber, pil gibi şeylerle beraber birleştirdiğinizde dünyada bütün şirketler, ülkeler pole position'dadır arkadaşlar. Herkes şu anda birbiriyle eşit.
Tamam mı? Herkesin bir pil teknolojisi var. Herkesin bir motor teknolojisi var. Kimsenin teknolojisi hiçbirinden iyi değil. Hatta belki bizimki Mercedes'ten daha iyi şu anda. Baktığınız zaman. Çok kendine güvenen ülkeler var. Fransa gibi. Zaten o yüzden biz gittik Fransa'dan firma satın aldık. Çünkü devlet de